binden fazla özel çizgi film bölümü Pepee TV'de. Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. Kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. Hayo! Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya, ne sandın? Dur köpüş oğlum dur. Yalama yüzümü. Mırmır kediciğim gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepee. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapış da evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Pepee abiniz. Ne oldu bebeciğim? Şuşu. Şimdi bizim bir tane kedimiz bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Susayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler, köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Susadığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebe. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebeciğim. Ay çok üzüldüm şimdi. İşte geldim. Bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzgünsün? Abi, köpüşle kraliçemiz doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün. La 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 la. Böcekler ne güzel, çiçekler ne güzel. Hanım, hanımey, sor versen hiç hanımey. Gözüme vura vura çürüttüm sol yanım eyle. Le 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 hanım. Gelin bakalım güzel kedicikler. Size yiyecek ve su getirdim. Geldiler canlarım benim. Afiyet olsun. Gelin minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi, su getirdi. Zeze, kızım ne yapıyorsun orada? Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Suyum bitmiş. Al kızım, istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptığın çok güzel bir davranış Zeze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek, hele bu sıcak havalarda ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Pepee'yi gördün mü Zeze? Bugün hiç gelmedi. Bakkal amca, Zeze merhaba. Merhaba Pepee. Yaşasın. Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. Evet, ben iyi bir insanım. Zeze, o bisikletinin arkasındakiler ne? Bak, sokaktaki kedilere, köpeklere su ve mama veriyorum Pepee. Ne güzel. Zeze de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? Evet, kesinlikle öyle. Hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet Pepee, çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Zeze, bu yaptığın o kadar hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yer böyle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezeciğim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Evet Pepee, karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Aa, hiç düşünmemiştim, doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim, kışın ben de ev yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misin Şuşu? Evet, şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman. Sokakta hep yalnız onlar, Pepee ile Zeze onları kollar. Sokakta çok yalnız onlar, Pepee ile Bebe onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek, bir kap su ve biraz da yemek. Kedilere, köpeklere sevgi gerek, bir kap su biraz da yemek. Sokakta hep yalnız onlar, Pepee ile Zeze onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek, bir kap su ve biraz da yemek. Sokakta hep yalnız onlar, Pepee ile Zeze onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek, biraz da yemek. Kedilere, köpeklere sevgi gerek, bir kap su ve biraz da yemek. Harika. Aa, bakalım amca, annem iki ekmek istedi. Bugün gazete almayacak mısın Pepee? Aa, almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakkal amca. Sen sağ ol evlat. Ben altlarımı anneme vereyim. Biraz da yemek, su alıp geleyim, olur mu? Tabii olur Pepee. Abi nerede kaldın? Geldim bebe. Zeze'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler, köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler, köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa, çok güzel abiş. Biz de yapalım, biz de. Tamam, al bunları anneme ver. Aa, gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun abiş? Ne olur kardeşim. Tamam tamam, bir şey olmaz. Seni kırmayacağım. Anne, Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün, öyle değil mi? Evet nene, çok sıcak. Nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler, köpekler de çok susamıştır diye kaplar koyup içine su koyacağız. Ama 2 tane kap bulabildim ben. Aa, ne kadar güzel bir davranış bu Pepee. Dur. Şurada biraz kap vardı, vereyim sana hemen. Görüşüyorsun. Abiş. Nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bize yemek verdi. Kediler, köpekler bunları yermiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyun dedi. Ha, tamam bebe, hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle güle çocuğum, güle güle. Zeze. Ha, Pepee. Merhaba Zeze. Merhaba Pepee. Bak, bir sürü yemek, su getirdik. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha, tamam. İşte bir sürü kap koyduk. Baksana, bir sürü kedi, köpek yemek yiyor, su içiyor. Güzel kedicikler, tatlı köpeklikler. Oy, benim kedişim gelmiş. Size bak, bu benim kedişim. Aa, ne oldu kediş? Aa, kediş ne oldu, küstün mü? Kediş, güzel kızım, Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediç. Hadi gel kızım kucağıma. Canım tatlı kediciğim. Hayvanı anlatıyorum oyunu. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Leli. Sizi gördüğüm için o kadar mutluyum. O kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki. Hep sizi görsem hep mutlu olurum biliyor musunuz? Ama ben zaten hep mutluyum. Ama sizi görünce daha da çok mutlu oluyorum. Ay. Ha? Neye güldünüz? Bana mı güldünüz arkadaşlar? Hayır, sana gülmedim. Anladım. Liko orada değil mi? Yine sessiz sessiz gelip beni korkutacak akıllım. Ben de şimdi ona bir oyun oynayayım da görsün. Aa Liko, hoş geldin. Çok değişik. Arkadaşlar, siz de hiç böyle bir şey görmediniz değil mi? Hayır Leli, hiç görmedim. O ne Leli, ben de bakabilir miyim? Hayır Liko, sana gösteremem. Ama neden? Bu dünyadaki en ilginç şey. Bunu görmek için önce ağaçtan erik toplamak gerekiyor. Hemen toplayacağım. Bekle beni burada. Şu eleklerinizi toplayıp dünyanın en ilginç şeyini göreceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba ne? Çok merak ediyorum. Ay. Hep sen mi beni korkutacaksın? Ben böyle korkuturum işte insana akıllım. Bakayım avucunun içine. Yok gibi şey. Şaka yaptım sana. Vallahi inandım ha. Ama erikleri yine de toplayabilirim istersen. Erikleri dünyanın en ilginç şeyini görmek için değil, dünyada en sevdiği kişi için, yani Leli için toplarım. Ay Likocuğum benim. Sen de benim dünyada en sevdiğimsin. Canım benim. Ben değil miyim? Ay. Anneciğim. Kılavuz korkuttun sen de. Seni de çok seviyoruz Kılavuz. Hem de dünyalar kadar çok. Birini sevmek öyle güzel duygu ki. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet çok seviyoruz. Peki ya siz bizi seviyor musunuz? Harika. O zaman hep beraber bir salla salla çalkala dansı yapalım. Hadi. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çalkala. Ne oynayacağız bugün Kılavuz? Yine hangi güzel oyunu hazırladın bize? Söylüyorum. He? Söylemiyorum. Kılavuz. Hadi ama. Tamam söylüyorum. Söylemiyorum. Ben anladım Kılavuz'un neden söylemediğini. Kılavuz gıdıklanmak istiyor. Söylüyorsun. Söylemiyor musun? Ha, durun yapmayın. Söylüyorum tamam. Bugünkü oyunumuzun adı. Hangi hayvanı anlatıyorum oyunu? Adına bayıldım. Nasıl oynanıyor bu oyun? Oyunda bir tane kart ağacımız var. Kart ağacı mı olurmuş Kılavuz? Oyun köyünde her şey olur Leli. Bu kartların her birinde başka bir hayvan resmi var. Önce biriniz bu kartlardan bir tane seçecek ve kartta resim olan hayvanı göstermeden ve konuşmadan hayvanı taklit ederek anlatmaya çalışacak. Hayvanın sesini çıkartabilir miyiz peki? Eğer konuşmadan anlatırken bulamazsa son şans olarak sesini de çıkarabilirsiniz. Aa, harika. Ay ne eğlenceli bir oyunmuş. Hazırsanız oyuna başlayalım. Hazırız. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman hadi hep birlikte söyleyelim. Oyun zamanı. Liko, kartları görmek için parmaklarının ucuna çıktığını görüyorum ama böyle oyunu kazanamazsınız. Öf tamam ya. Oradan buraya ki Likocuğum. Çok güzel anlatacağım. Hemen bileceksin. Merak etme. Şimdi hangi kartı seçsem acaba? Biraz yardım etsene Kılavuz. Seçemiyorum. Birini seç Leli. Ben de hangi kartta hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl yardım edeyim? Tamam seçiyorum. Bunu seçtim. Bu neymiş? Aa, en sevdiğim hayvanlardan biri. Yaşasın, ben bunu kolay anlatırım. Seçtim Liko, seçtim. Buldum. Çekirgesi. Çünkü çekirgeler zıplar. Zıplaya giderler senin gibi. Aa, o zaman böyle zıplayan kanguru vardır. Kanguru mu? Hem havuç mu? Aa, biliyorum. Bütün hayvanlar arasında havucu en çok hangisini sevdiğini biliyorum. Söylesene o zaman Liko. Tabii ki havucu en çok tavşan sever. Ha, bildin Liko. Havucun tadı da güzelmiş. Anlatma sırası bende. Hangisini seçsem acaba? Hiçbirinin arkasını görmüyorsun ki Liko. Seç birini işte. Hem sen zaten bütün hayvanları biliyorsun. Hepsini anlatabilirsin. Aslında bilmediğim birkaç tane hayvan var ama onları da öğrenince onları da anlatacağım. Şimdi benim kartım bu olsun. Aa, en sevdiğim icisim. Liko, biraz yavaş ol. Ne yaptığını bile anlamıyorum. Ay, bu şey değil miydi? Biliyorum. Bileceğim. Sesini duyarsam kesin bilirim Liko. Ho. Çok kolaymış, buldum. Köpek bu. Bayılırım köpeklere. Doğru. Ama sen hemen biliyorsun Leli. Ne yapayım? Mahsustan bilmeyeyim mi? Yok, bil tabii. Bu kartı mı seçsem yoksa bu mu? Bu mu? Hadi Leli ya. Geliyorum Liko. Bunu seçtim. Uçarak geldiğine göre ben de bu sefer hemen çok çabuk bildim. Bu kuş. Buldum işte, kuş. Hangi kuş Liko? Bu sıradan bir kuş değil. Aa, nasıl yani? Yine mi bilemedin? Yaklaştın ama adı kuş değil. Sesini çıkar istersen Leli. Gak mı? Aha. Tamam, uçan gak diyen kuş kargadır. Bu bir karga. Karga oldum ben. Ah, Leli, iyi misin? İyiyim. Önündeki ağacı görmeyen bir karga oldum ben. Ben de kartımı almaya uçarak giderim o zaman. Ama ben helikopter gibi uçarım. Sen de kesin çok güzel bir hayvan var kartçık. Bakayım. Çok güzelmiş. İlginç yürüyüşlü bir hayvan daha. Ben galiba ne olduğunu anladım ama Liko çok komik görünüyor. O yüzden hemen söylemeyeceğim. Aa, bu ne ki? Aa, ne ki bu? Allah Allah. Aa, Liko dur tamam, buldum. Bu maymun. Oo, hiç bilemeyeceksin sandım Leli. Kart seçmeye gidiyorum. Aa, bu ne biçim zıplayan bir hayvan böyle? Hiç görmedim galiba. Ha, tamam canım, buldum. Şimdi siz de buldunuz mu arkadaşlar? Bulamadım Liko. Hani böyle. Son 3 saniye. Ay, hadi bulun. Bulamadınız mı gerçekten? Buldum, kurbağa. Evet, kurbağa, doğru. 0. Buldunuz son anda. Bulduk, hoş bulduk. Çok mutlu olduk arkadaşlar. Pisi! Uyucu bize hep geliyor, olur mu? Olur! Hoşçakalın Pisi! O öyle güzel kalpli, işte Pisi Pisi. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Karnın mı acıktı? Evet Cucu, hem de çok. Ben balık yemeyi çok seviyorum. Evet, çok da faydalıdır balık canım. Ama birazdan akşam olacak, hava kararacak. Biraz çabuk olmalısın. Evet ama balık gelmiyor ki Cucu. Pisi, Pisi. Balık gelmiyor ama Pan geliyor sanırım Pisi. Ay, çok acil sana ihtiyacım var Pisi. Ne oldu Pan? Yine nedir bu telaşın arkadaşım? Pin. Seni bulamıyorum Pisi. Nereye gitmiş ki? Pin bugün ormanda bir ağaca oyun evi yapacağını söylemiş anneme. Pin gitmiş, hala ortalarda yok. Annem diyor ki kesin o yaptığı ağaç evin içinde uyuyakaldı. Ama onu hemen bulmamız lazım Pisi. Gece dışarıda çok üşür, karanlıkta. Bir an önce bulmamız lazım. Çünkü hava karanıyor Pan. Evet, ben de onu diyorum. Hadi gidelim o zaman arkadaşım. Pin neredesin? Pin, güzel kardeşim, sesimizi duyuyor musun? Bizi duymuyor. Ne oldu? Baksana, güneş batıyor Pisi. Çok karanlık oldu. Evet. Seni bile zor görüyorum Pisi. Şimdi ne yapacağız? Ağaçlar hiç gözükmüyor karanlıkta. Beni nasıl bulacağız Pisi? Bilmiyorum Pan. Gerçekten bilmiyorum. Oy, benim güzel kardeşim. Neredesin Pin? Bir koku alıyorum. Sanki kara karga buraya geliyor. Gok! 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 Biri mi ağlıyor burada Gok? Bir üzüntülü ses duydum sanki ha? Evet kara karga, Pin kaybolmuş. Ağaçlardan birinin üstünde uyuyakalmış aslında. Ama hava karardığı için hangi ağaçta olduğunu bulamıyoruz. Pan da ona üzülüyor. Anladım. Size ne gerektiğini kavradım. Nereye gitti şimdi? Galiba sorunumuzu çözecek bir şey getirecek. Bu nedir kara karga? Bu bir el feneri. Düğmesine bir basın, gündüz gibi yapar her yeri. El feneri mi? Bak Pan. Her yeri görebiliyorum. Evet Gok. El feneri böyle karanlıkta önümüzü aydınlatan bir ışık kaynağıdır. Hadi arayın bakalım. Belki Pin buralardadır Gok. Hayatıma hoş geldin el feneri. Teşekkürler kara karga. Rica eder kara karga. Hadi Pin'i arayalım şimdi. Sen bu taraftaki ağaçlara bak Pan. Ben de bu taraftakilere, olur mu? Evet, olur. Bulan bağırsın birbirine yüksek sesle, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Buralarda yok. Burada da yok. Neredesin Pin? Kardeşim. Ama ışık tutuyorum. Ama Pisi, ben burada uyuyakalmışım. Hava bile kararmış. Ay. Evet Pin, Pan seni çok merak etti. Pan nerede? O da seni arıyor şu tarafta. Hadi gidelim onunla. Tamam hadi. Allah Allah. Buralarda bir yerde olmalı. Pan neredesin arkadaşım? Pin'i buldum. Sen neredesin? Eyvah, buralarda yok. Ha, şurada bir ışık görüyorum. Ne ışığı o Pisi? İşte bu elimdeki gibi bir el feneri ışığı. Pan'da da bu el fenerinden var. Ve sanırım seni orada arıyor. Hadi gidip beni bulduğunu söyleyelim ona. Hadi koş. Işık buralardan geliyordu. Pan, neredesin arkadaşım? Buradayım Pisi. Nerede hani? Buralarda çok yakından geliyor sesi. Neredesin arkadaşım? Burada. Çukura düştüm Pisi. Nasıl? Nerede? Dur geldim yanına. Pan. Ağaçlara bakarken yerdeki çukuru göremedim Pisi. Düştüm buraya. Tamam arkadaşım, bulduk seni. Tut elimi. Zavallı Pan. Bak kimi buldum ben. Canım abim. Kardeşim, canım kardeşim. Canım kardeşim. Beni bu karanlıkta nasıl buldun Pisi? Tabii ki bir elfin sayesinde Fin. Peki benim çukurda olduğumu nasıl buldunuz Pisi? Tabii ki senin elinde el fenerinin yukarı uzayan ışığı sayesinde sonra çözdüm. Ben bu el fenerini bayıldım. Ben de. Yaşasın el feneri. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Mıknatısa mı? El fenerine mi? Gözlüğe mi? Doğru, el fenerine. Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir el feneri çizin. Reklam izlemeden televizyon izleme seçeneği Pepee TV'de. Düşlediğin her şey Pepee TV'de. Sen mutlu ol diye.